Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar, ben Murat. Bu videoda 5 adımda internet hızınızı arttırmayı göstereceğim. Zaten Hanimiş Teknoloji bilgisayar hızlandırma videolarıyla meşhur olmuş bir kanaldır. Yani sadece bilgisayar hızlandırma değil, her gün bir ücretsiz eğitim videosu paylaşıyoruz. Birçok video var. Ama bilgisayar hızlandırma videomuzda bayağı rağbet gördü. Şimdi de internet hızlandırma videosu çekiyoruz. Bunun için önce isterseniz bir internet hız testi nasıl yapılır ondan bahsedeyim. Google'a speed test yazıp böyle yan sekmede açalım veya tıklayıp açabilirsiniz, fark etmez. Speed test yazdığımızda speedtest.net adresine girdiğimizde şuradaki go'ya tıklayıp hızımızı test edebiliyoruz. Şu an test edecek böyle yavaştan. Bakalım, şurada bir ibre dönecek. Bu bizim download hızımız. Birazdan burada upload'ı da test edecek. Ping oranı da 23'müş. Ping nedir? Karşıya veri göndermenin anlığıyla ilgili. Yani şöyle anlatayım. Mesela bir oyun oynuyorsunuz diyelim. Elinizde bir kılıç var ve kılıcı salladınız. Bu kılıç sallaması mesela 23 yazıyor ya burada. 23 milisaniye sonra karşıya ulaşıyor demektir. Bu mesela 70-80 olduğunda veya daha üstü olduğunda ping bayağı yüksektir yani ve karşı böyle oyunlarda işte bu pingin sorununu yaşarsınız. O yüzden bu ping oranı ne kadar düşük olursa o kadar iyi sizin için. Downloadımızı gördük, upload'ımızı gördük. Şu anda ev arkadaşlarım da internet kullandığı için muhtemelen, çünkü upload'ım benim biraz daha yüksekti. Bu o yüzden şu an düşük çıkmış yani. Şu an benim verilerime takılmayın. Bunu niye anlattım? Bunu videoya başlamadan önce videodaki adımların ne kadar etkili olduğunu görün diye bu şekilde test edebilirsiniz. Elinizden geldiğince o anda test ederken böyle farklı cihazlar bağlı olmazsa, yani işte herkes iki kişi telefondan bir şey izliyor, bir kişi bilgisayarda oyun oynuyorken siz bu testi yaparsanız normal değerler çıkmaz, biraz daha düşük çıkar. Hiç kullanılmıyorken testi yaparsanız doğru sonucu görürsünüz. Ve video sonunda da gelin tekrar speed testten bir test yapın. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan birinci adıma geçelim. Birinci adımda band genişliğini kaldıracağız. Bunun için arama kısmına çalıştır yazıyoruz. Ve buraya gpedit.msc yazıyoruz. Ve tamam diyoruz. Tamam dediğimde şöyle bir sayfa açılıyor. Eğer sizde bu açılmazsa, bir hata verirse, gpedit.msc bulunamadı gibi bir hata verirse kanalda bir video daha yayınlayacağım. Onu da açıklama kısmına ve şuradaki sağ üst kartlara eklerim o videoyu. gpedit.msc bulunamayanlar için ne yapması gerektiğini anlatan bir video. Ama direkt buraya girdiyse sıkıntı yok. Şimdi buraya girdikten sonra şurada dördüncü kısma tıklamanız gerekiyor. Bunun Türkçesi yönetim şablonları. Yani muhtemelen sizin bu sekmeniz Türkçe olacaktır. Benim İngilizce olduğuna bakmayın. İşte artistlik, bir iki kelime öğrenelim diye böyle bir şey yaptık. Burada yani ilk olarak yönetim şablonlarına tıklamanız gerekiyor. Yönetim şablonlarına tıkladıktan sonra şu sağ kısımda A var. Şu an İngilizcesi network. A kısmına, A klasörüne tıklamanız gerekiyor. A klasörüne tıkladıktan sonra QoS paket zamanlayıcısı Türkçesiyle şu klasöre tıklıyoruz. Şurada ayrılabilir band genişliğini sınırla diye bir seçenek var. Buna çift tıklıyoruz ve buradan enabled, yani etkin, Türkçesi etkin olanı seçiyoruz ve şurayı 0 yapıyoruz. Uygula diyoruz, tamam diyoruz. Bunu kapatabiliriz ve ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda DNS ayarlarımızı değiştireceğiz. Bunun için arama kısmına denetim masası yazıyoruz ve denetim masasını açıyoruz. Burada direkt gelişmiş olarak çıkarsa, yani birçok şey çıkarsa burada direkt ağ ve paylaşım merkezine tıklayın. Ama böyle az seçenek çıkarsa, şu an 9 tane var, ağ ve internete tıklayacaksınız ve buradan ağ ve paylaşım merkezini açacaksınız aynı şekilde. Burada sizin bağlı olduğunuz internete tıklayacaksınız. Bakın, bu benim bağlı olduğum internet. Buradan özellikler diyeceksiniz. Buradan internet protokolü sürüm 4 IPv4. Bunu tıklayacaksınız. Çift tıklayacaksınız. Buradan aşağıdaki
Eğer otomatik olarak al seçeneği varsa aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan diyeceğiz. Ve birinci satıra 8 yazacağım. Şuraya tıklayacağım. 8 yazacağım. Şuraya tıklayacağım. 8 yazacağım. Şuraya tıklayacağım. 8 yazacağım. İkinci satıra 8, 8, 4, 4. Ama şöyle yapmayın bakın. Şunu yapmayın. 8, 8, 8 böyle yapmayın. Her bir şuradaki aralığa bir adet gelsin. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4 şeklinde diyeceğiz ve tamam diyeceğiz. Buradan da tamam deyip bunu kapatacağız. Üçüncü adıma geçelim. Arama kısmına hizmetler yazıyoruz ve çıkan hizmetler uygulamasına tıklıyoruz. Burada Windows Update kısmını bulacağız. W'ye basarsanız böyle buradan bulabilirsiniz. Şöyle seri bir şekilde inelim. Şuradaymış Windows Update. Buna çift tıklıyorum. Şurada gördüğünüz gibi başlangıç türü yazıyor. Sizde bu yüksek ihtimalle otomatik olarak seçili olacak. Bu nedir? Güncelleştirmeleri otomatik yükle anlamına gelir bu buton. Yani siz o an belki de önemli bir şeyle uğraşıyorsunuz ama ve internet hızı sizin için o an çok önemli. Bir bakıyorsunuz arkadan güncelleştirmeyi yükleniyor. İnternetinizi kullanıyor. Bu yüzden bunu elle veya devre dışı olarak seçeceksiniz. Devre dışını seçerseniz hiçbir şekilde güncellemeleri kontrol etmez ve yükleme yapmaz. Sizin gelip buradan bunu tekrar etkin hale getirip güncelleştirmeleri almanız gerekir. Elle'yi seçerseniz bu da bir ihtimal. Elle'yi seçerseniz güncelleştirmelerin haberini alır. Yani arada bir güncelleştirme var mı diye kontrol eder. Bunu yaparken yine çok küçük bir internet kullanır ama güncelleştirmeleri size sormadan yüklemediği için yoğun bir internet kullanım gerçekleştirmez. Size sorar, güncelleme yapalım mı? O an zaten internete ihtiyacınız yoksa siz de yapın dersiniz ve güncellemeyi o anda yükler. Bu yüzden elleyi seçebilirsiniz. Yani size önerim elledir. Ama devre dışını seçerseniz bir tık daha internetiniz hızlı çalışır. Yani arka plandaki kullanımdan kurtulmuş olursunuz. Ama bunda da arada bir gelip bunu aktif hale getirip güncelleme almanız gerekir. Yıllarca güncelleme almadan bu iş olmaz. O yüzden ben şu an elle seçeneğini seçiyorum. Uygula ve tamam diyorum. Gelelim 3.5. adıma. 3.5. adımda da bakın 20 adımda bilgisayar hızlandırma, en hızlı web tarayıcı Brave Browser, CES diski temizleme nasıl yapılır, bilgisayar hızlandırma pratik yöntem, bu efsane. Bilgisayarınız açılırken 30 saniyede 40 saniyede açılıyorsa 3-5 saniyede açılması için bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Aygıt sürücülerin otomatik güncellemeleri otomatik yapın gibi videolarımız var. Bunun için 3.5. adımımız abone olup şöyle gelip bildirimleri açmak. Bildirimleri açarken şuradan tümünü işaretlemek. Bu çok önemli bilgisayarınızın hızlı çalışması için. Gelelim 4. adıma. 4. adımda hemen çalıştırı açıyoruz. Ve buraya regedit yazıyoruz. Bir yandan ses kartına baktım. Sanırım mikrofona biraz yakın konuştum. Rahatsız olduysanız kusura bakmayın. Şu an dikkat edeceğim. Regedit yazdım. Enter'a bastım. Evet. Şunu şöyle sol kenara aldım. Buradan klasör ineceğiz. Önce şöyle kapatayım. Hikey Local Machine klasörünü açacağız. Buradan şunu da kapatayım. Buradan sistem klasörünü açacağız. Buradan Control Set 001 klasörünü açmamız gerekiyor. Buradan Services kısmını açacağız ve buradan NDU klasörünü açacağız. Evet, NDU bu. NDU'yu açıyoruz. Buradan sağ tıklayıp yeni diyoruz ve Dwarf 32 bit değeri diyoruz. İsmine Start yazıyoruz. Ben şu an random attım ve bunu sildim çünkü bende Start var. Eğer sizde yoksa Start yapın. Sonra bu Start'a çift tıklıyoruz ve bunun değerini 4 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Gelelim 5. adımımıza. 5. adımda kanala abone oluyoruz dermişim. Chrome'u neden açtım? Eğer uzun süredir tarayıcıyı kullanıyorsanız, yani bu biraz da aslında tarayıcı hızıyla alakalı ama sonuçta interneti de tarayıcıdan kullanıyorsanız, hani oyunlara falan bu faydası, ya bonus bir madde oldu bu. Chrome'daki hızınızı arttırmak için diyeyim özetle. Oyunlara falan bir faydası olmayacak bunun. Chrome dışında oynadığınız oyunları tabii ki. Şimdi aylardır, yıllardır Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız ve hiçbir sıfırlama yapmıyorsanız Chrome'da işte geçmişler, çerezler vesaire hepsi birikir ve bunlar
hem tarayıcıyı kastırır hem de internet hızınızı etkiler. Bunun için ayarlar diyoruz. Hatta ayarlar demeyelim. Şu 3 noktaya tıklayalım. Şuradan geçmiş diyelim. Geçmişe tıklayalım. Buradan tarama verilerini temizle diyelim. Buradan gelişmişe gelelim. Şimdi bunu tüm zamanlar diyeceğim. Ben ama burayı çok iyi dinleyin. Bu çok önemli. Şimdi burada belli ayarlar var. Tarama geçmişi. Buna tıklayabilirsiniz. Tarama geçmişini komple silsin. Çok bir önemi yok. Ama ve lakin. Mesela şu an Y yazdığımda direkt youtube.com channel diye bir link çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben tarama geçmişini buradan şunu işaretleyip tarama geçmişini silersem bir daha Y yazdığımda hiçbir şey çıkmayacak. Ben YouTube'a girmek için ya youtube.com yazacağım ya da YouTube yazacağım, linkine gireceğim. Yani eğer sizin daha önceden böyle belli siteler varsa, buraya atıyorum K yazdığınızda bir şeyler çıkıyorsa, bunları ben aramadım bu arada, direkt link çıkıyorsa zaten bu tarayıcıyı pek kullanmıyorum. Ne aramış olabilirim? Ads'e girmiş olabilirim buradan. Ads'e de girmemişim. YouTube'a girmişim sadece. Bakın Y yazdığımda daha önceden Y ile başlayan girdiğim linkler çıkıyor. Eğer bunu bu şekilde temizlerseniz bunlar artık çıkmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Bu sizin için önemliyse bunu işaretlemeyin. İndirime geçmişi, şu ana kadar indirdiğiniz dosyalar, şurada sağ tıklayıp indirilen dediğimde bunların kaydını siler. Durmasının bir manası yoktur. Silebilirsiniz. Çerezler ve diğer site verileri. Bu da şununla alakalı. Mesela çerez dediğimiz olay nedir? Bir site girdiğiniz sitelerin kaydı tutulur ve böylelikle size o siteye yakın öneriler verilir. Mesela YouTube'dan örnek verelim. Siz mesela işte bir rapçi ismi diyelim, Masaka. Siz sürekli Masaka dinliyorsanız sizin ana sayfanızda genellikle Masaka çıkar. Bu çerezlerle alakalıdır. Eğer çerezleri silerseniz ilk defa Chrome'a giriyormuşsunuz gibi rastgele içerikler çıkar ve zamanla siz neye tıklarsanız, mesela Masaka dinlerseniz tekrar Masaka size önerilmeye başlanır. Yıllardır çerezlerinizi sıfırlamadıysanız sıfırlayın. Yani size çok büyük bir şey kaybettirmez. Gelip buraya Masaka yazıp Masaka'yı da zaten açabiliyorsunuz. Sizin Google'un önerisine ihtiyacınız yoktur diye düşünüyorum. O yüzden çerezleri de işaretleyebilirsiniz. Ön belleğe alınan resimler ve dosyalar. Aslında bu tam olarak daha hızlı sekmelerin açılması için yapılan bir şeydir. Nedir bu mesela? Örnek olarak mesela youtube.com'a girdiğimde şu YouTube logosu ön belleğe alınmış olabilir. Bu neden ön belleğe alınır? Her YouTube'a girişinizde karşı sunucudan bu YouTube logosunu çekmemek için YouTube logosunu ön belleğe alır ve girdiğiniz an ön bellekten YouTube logosu açılır gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi yıllardır belki de artık uğramadığınız birçok sitenin ön bellekte dosyaları vardır. Neden ben bu kelimeyi söylerken zorlanıyorum bilmiyorum. Bunu buradan temizlemeniz faydalı olacaktır. Şifreler ve diğer oturum açma verileri. Bunu seçerseniz, mesela Facebook'a girdiğinizde şifreniz kayıtlıysa veya Google ya da YouTube'a girerken şifreniz kayıtlıysa, bu şifreler silinecektir. Tekrar girmeniz gerekecektir. Eğer bu şifreleri hatırlamıyorsanız bu butonu işaretlemeyin. Ben işaretledim. Forum otomatik doldurma verileri. Mesela bir yerden alışveriş yaparken kredi kartınızı girdiğinizde muhtemelen size kaydedeyim mi diye bir şey sorar. Kaydet dediyseniz onu kaydetmiştir. Her siteye girişinizde kredi kartını otomatik getirebiliyorsunuz. Bu şekilde buradan bu tür bilgileri de silebilirsiniz. Barındırılan uygulama verileri, özetle uygulama çerezleri diyebiliriz. Çerez olayını anlatmıştım. Bunları bu şekilde seçip verileri temizle dediğinizde tarayıcınız daha hızlı çalışacaktır. Böylelikle buradaki yüklemelerinizi de daha hızlı yapabilirsiniz. Bu arada yükleme deyince herkes direkt bilgisayardan, yani internetten bilgisayarı bir şey indirme gibi sanıyor. Yükleme şudur, şu da yüklemedir arkadaşlar. Mesela ben şu an videoyu sağ tık yaptım. Şu an bu video yükleniyor. Şu an diyelim bu video 100 MB. Bakın şu kadarı yüklendi. Diyelim 10 MB'ı şu an benim bilgisayarıma yüklendi şu an. Tabii kalıcı olarak değil. Bunu kapattığım an bu
silinecek yani, hani öyle değil ama mesela 10 megabayt internetim yedi şu an. Bu çizgi sonuna kadar geldiğinde video 100 megabaytsa 100 megabayt internetimden yemiştir. Ben bu videoyu şöyle bıraksam, şunu bıraksam da şu dolacak ya yine mesela. Burası dolacak. Ben videoyu izlemesem de internet paketimden gitmiş olur. Bu da ayrı bir bilgi olsun size mobil veriden kullanımlarınız için. Yani bir videoyu direkt açtığınızda o videoyu izlemeseniz bile o video yüklenecektir ve internetinizden yiyecektir. Bu da ayrı bir bilgi. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.